İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın medeniyet merkezi Yerevan'da. Roma altınlarını bulmak için Batı Ermenistan'da 12 bin yıllık göl kurutuldu. Dersim'de 15 gün süreyle eylem ve etkinlik yasak. Başbakan Paşinyan, Milano Belediye Başkanı ile işbirliği konularını görüştü. General Nubar Ozanyan anısına. Bilim insanları yeni bir çalışmada Ermenilere karşı uygulanan soykırımın zararları ve sonuçları hakkında konuştular. Araştırma, kalıcı ve geçici sergilerin düzenleneceği inovasyon merkezinin Yerevan'da kurulması planlanmaktadır. Sergiler, 1900'den zamanımıza kadarki Batı Ermenistan'ın Ermeni medeniyeti hakkındaki 40 bin tarihi belgeye dayanacak. Merkez, kalıcı ve geçici sergiler için son teknolojiyle donatılacak. 340 kişilik salon, okuma odaları, doküman servis merkezi, araştırmacılar için konaklama, eğitim alanları, kafeler ve resepsiyon salonları ile donatılmış olacak olan merkez Yerevan'ın kalbinde açılacak. Merkez, Sovyet döneminden kalma eski bina ile birleştirilen modern metalik, cam ve alüminyum bir yapıdan oluşacak. Proje yönetimi New York merkezli Genel Ermeni Yardım Birliği. Yüzeyi 5195 metrekare olan yapının proje maliyet fiyatı ise 10 milyon dolar. Planet Today ajansının bildirdiğine göre en az 12 bin yaşında olduğu tahmin edilen buzul çağına ait göl bir grup hazine avcıları tarafından yapılan kazılardan sonra kurudu. Bilim insanları ile aynı fikirde olmayan Gümüşhane yönetiminden izin aldılar. İki hazine avcısı Apollinaris adlı 15. birliğin kayıp hazinesini bulmaya çalıştı. Küçük Asya'da Roma İmparatorluğu'nun en büyük 4 askeri biriminden biri olarak kabul edildi. Şimdi göl tamamen kurudu. Dahası kısmen toprakla kaplandı. Asıl gölün dibi kaya ve toprak yığını haline geldi. Uzmanlar daha sonra hazine avcılarının gölün bu kadar yaşlı olduğunu varsaymadığını ve bunun altın madenciliğine bağlı olduğunu düşündüklerini belirttiler. Bilim insanları orada altın ve gümüş madenlerini keşfetmenin imkansızlığını dile getirdiler. Ve gelecekte gölün tekrar suyla doldurulması tahmin ediliyorsa da göl eski durumuna geri dönmeyecek. Dersim'de tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı. Bu uygulamaya valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ise hariç tutuldu. Yasağın gerekçesi olarak ise kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğini korumak olduğu ifade edildi. Açıklamada Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi'nin görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına da değinildi. Söz konusu atamalar ile görevden uzaklaştırmaları protesto etmek amacıyla terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren oluşum ve örgüt üst yönetiminin talimatları doğrultusunda sosyal medya platformlarından toplanma çağrıları ile ülke genelinde ve ilimizde yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, imza kampanyası ve benzeri yasa dışı etkinlikler düzenleme suretiyle konunun gündemde tutulmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir. Resmi bir ziyaret çerçevesinde İtalya'da bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ile bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre, Milano Belediye Başkanı, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'nı ve özellikle Milano ziyaretini selamladı ve bunu işbirliğin konularını görüşmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirdi. Giuseppe Sala özellikle kentsel gelişim, inovasyon, ulaşım altyapıları ve turizm projeleri hakkında konuştu. Başbakan Nikol Paşinyan, İtalya'nın en önemli finansal, ekonomik ve kültürel merkezlerinden biri olan Milano'ya yaptığı ziyarete önem verdi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve Milano Belediye Başkanı, Ermeni-İtalya ilişkilerinin güçlendirilmesinde Milano kentindeki Ermeni cemaatinin rolüne önem verdi. Muhataplar Ermeni-İtalyan kültür bağlarının geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundular. Şehit General Nubar Ozanyan hayatının tüm anını insanları adaletsizlikten kurtarma mücadelesine adamıştı. O ilk intifada, Lübnan Savaşı, Artsakh'ın kurtuluş mücadelesi gibi pek çok savaşlara katıldı. Askeri faaliyetlere katılarak Ermenilerin nasıl yerlerinden edildiğini, öldürüldüğünü ve Türkler tarafından işkenceye maruz kaldıklarını hatırlatıyordu. Sonuç olarak Kürt Direniş Hareketi'nin önemli siyasi ve askeri liderlerinden biri oldu.
birçok savaşçı yetiştirdi ve çok sayıda askeri kamplar açtı. O, Artsakh'ta Kurtuluş Ordusu'nda Leonid Azgaltyan, Vladimir Balayan ve Armenak Abrahamyan ile birlikte savaştı. Armenak Abrahamyan sayesinde güreş tekniği öğrendi, kolektif ve bireysel fiziksel uygunluk üzerine çalıştı. Soykırım nedeniyle Ermeni halkının zararlarının ve tazminat mekanizmalarının metodolojik temelleri başlıklı kolektif bir monografide bir grup bilim insanı Ermenilere karşı uygulanan soykırım nedeniyle Ermenilerin maddi ve manevi zararını netleştirmeye çalıştı. Armen Press'in bildirdiğine göre kitabın sunumu 19 Kasım'da Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nde gerçekleşti. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nin Tarih Enstitüsü'nün Ermeni Sorunu ve Soykırım Tarihi Bölüm Başkanı Armen Marukyan şunları belirtti. Bu çalışmada Ermeni halkına verilen zararlara ve onlardan kaynaklanan sorunları 5 ana gruba ayırdık. Birincisi vatan yoksunluğu, ikincisi insan kaybı ve ana vatanımızdaki toplu katliamlarla tamamen gerçekleşen demografik değişim. Üçüncüsü Türk makamları tarafından kültürel mirasımızın tahrip edilmesi ve içselleştirilmesi. Dördüncüsü maddi zararlar ve beşincisi ise bu suçun işlenmesinden sonra ortaya çıkan psikolojik kompleksler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size müziği Maestro Setrak Yerganyan'a, söz Hasmik Sarkisyan'a ait olan Cürganem Kişerov adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.